artı e, su meselesi yani şimdi 6 milyon insan e, Dicle ve Fırat'ın e, kıyısında yaşıyor. E, su meselesine onlar nasıl bakıyor Hani böyle parça parça gidersek e, biraz daha e, daha iyi ilerlemiş oluruz. zaman da iyi kullanmış oluruz. Bu arada Ferhat Ünlü de aramıza katıldı. Ferhat Ünlü şimdi e, Mehmet Akif e, röportajı yaptı. Güzel de bir röportajdı. İyi bir ders dedi. E, öncelikle şunu sorayım. Şimdi e, bir Irak Başbakanının Türkiye'ye verdiği mesajlar, sen e, o mesajın e, doğru bir şekilde algılandığını düşünüyor musun? Ya da şöyle direkt sorayım, biz Türkiye'de o mesajlara nasıl bakmalıyız, nasıl yorumlamalıyız? Yani bir niyet var Çetiner, ama yani bu güvenlik meselesinin sağlanması tabii çok önemli. Kalkınma yolu projesinin hayata geçmesinden önce. Ee, Irak defakto olarak üçe bölünmüş bir ülke diyebiliriz. İşte bölgesel Kürt yönetiminin bir noktada yol konusunda misal farklı bir talepte bulunduğunu söyledi Mehmet Akif. Bence önemli bir nüanstır. ABD'nin işte tercih edeceği ve İsrail'in üzerinden geçen yollar gibi konular. Zannediyorum öncelikle güvenliğin tesisi çok temel bir mesele ki bu konuda Türkiye'nin yardımına ihtiyaçları var gibi görünüyor. Komutanların burada süreci iyi biliyorlar. Biz 84'ten de önce yani PKK ile silahlı mücadele başlamadan da önce Kuzey Irak'a giren bir ülkeydik. Evet zamanında çok girdik çıktık vesaire. Bugünkü konsept farklı. Pençekilit 2019'dan beri süren işte e, bölgede kal ve terörü teröre aman verme stratejisine uygun bir yerleşme modeli. Farklı bir model. Sonuçta alındı. Belki bugün masada olmak Irak'la. Tabii ki diplomasi her zaman işler olmalı sonuç alınmaya başlamasının belki de bir sebebi sahada o terörle mücadelede başarılı. Geçmişte de başarılıydık ama bugün yöntemler değişti. Şimdi güvenliğin tesisinden sonra hani western filmlerdeki o manzara akla geliyor. Güvenliğin olmadığı yerde haydutlar, çeteler, efendime söyleyeyim işte bizim coğrafyamız özelinde konuşursak örgütler devreye girer. Dolayısıyla merkezi hükümetle Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin ki onların da temel meselesi. Sen bölgeyi çok iyi biliyorsun. Kandil'de yıllardır yerleşmişler. Ee, Suriye'den sonra örgütün yerleştiği yer orasıydı ve sıradan bir kamp değil komutanın söylediği gibi askeri ihtiyaçlara göre tesis edilmiş. Coğrafi olarak mücadelesi müdahalesi zor. Ee, o noktada Türkiye'nin belki yardımı da gerekiyor ama nihayetinde Irak'ın bu kararı alması önemli. Sudan'ın açıklamaları önemli. Ee, anayasaları zaten müsaade etmiyor. Komşu ülkelere tehdit arz eden e, yapıların ya da örgütlerin varlığına izin vermiyor ama anayasayı tatbik etmek meselesi var ve Irak tabi çok aşamalardan geçti. İşte 2003'teki ABD işgalinden sonra defakto olarak üçe bölünmüş bir yapı söz konusu oldu. İstikrara erişemedi. Sürekli İran'ın müdahalesiyle Şii Hilalinden dolayı da istikrarsızlaşma süreçleri oldu. Dolayısıyla Türkiye ile yakınlaşma imkanı fırsatı da bulamadılar. Belki bir noktaya kadar isterlerdi. Hatta Irak bölgesel Kürt yönetiminin de çok istediği halde Türkiye'yle hakkıyla hatırı sayılır yani ciddi alınır biçimde yakınlaşamadığı süreçlere de şahit olduk. Sonra tersine döndü. Zannediyorum bir niyet var ama Irak toprak bütünlüğünü, huzurunu sağlamanın, yani toprak bütünlüğü var anayasal olarak ama artık fiilen de bir üçlü yapıdan bahsediyoruz. Irak bölgesel yönetimiyle de ilişkilerimiz özelinde. Oradaki güvenliği tesis ederek bu konuda askeri katkı ne gerekiyorsa sağlanarak, kamplar diyorsun 21 kamp var her birinin ayrı ayrı işte Mahmur Kampı, Sincar'ın, yanında biraz daha Kandil'den farklı olarak değişik bir yerleşim ve Birleşmiş Milletler'in de ilgili olduğu bir kamp. Zannediyorum güvenliğin tesisinden sonra diplomasi daha fazla devrede olacak. Bir önemli nüans ABD'nin bölgeye müdahalesi. Herhalde orada tek aktör Irak bölgesel yönetimini ayırıyorum. ABD ile ilişkileri iyidir. İyi de olsun onda bir problem yok ama bölgesel anlamda çelişki yaşadığınız bir noktada büyük bir güçle yaptığınız işbirliği sizi terör örgütü PKK üzerinde çok net gördüğümüz üzere Bölgenizde zor duruma düşürüyor. Zannediyorum tek aktörü Irak'ta ABD'nin silahlı beslediği Suriye'den sonra Irak'ta da PKK kaldı. Dolayısıyla tergütüyle yürünebilecek yol yok. Onların da bu noktada e, Irak'tan artık e, Irak'taki miyatların dolduğunu hissettiklerini düşünüyorum. Toparlayarak şöyle söyleyebilirim. E, güvenlik olursa ticaret olur. Güvenlik olursa e, diplomasi gelişir. Öncelikle zannediyorum bu güvenliğin test edilmesi gerekecek.